Zurucu unutma, unutturma. Zurucu unutma, unutturma. Değerli basın emekçileri, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi basın metnimizi okuyorum. Suruç katliamını unutmadık, unutmayacağız. Suruç katliamının 9. yıl dönümünü ilk günkü acısıyla paylaşıyoruz. 20 Temmuz 2015 günü Urfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi'nde SGDF'ye üye 300 sosyalist gencin basın açıklaması yaptığı sırada canlı bir bomba saldırısı yaşandı ve bu saldırıda 33 genç yaşamını yitirdi. Yüzden fazla insanımız da yaralandı. Bu bombalama eylemi açık bir şekilde sivillere yönelik gerçekleştirilen insanlığa karşı suç niteliği taşıyordu. Urfa'nın Suruç ilçesi Mürşitpınar sınır geçiş noktasının yanında bulunan herkesçe son derece yoğun güvenlik önlemlerin olduğu bilinen bir bölge. Bu bölgede böyle bir saldırının olması, bu saldırıyı gerçekleştiren IŞİD'in coğrafyamızla bağlantıların olduğunu açıkça gösteriyor. İnsan hakları savunucuları, emek ve demokrasi müttefikleri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'deki savaş politikasının ne derece yanlış olduğunu başından beri dile getirdik ve getirmeye devam etmekteyiz. Suruç saldırısının da Rojava'ya oyuncak götürmek isteyen öğrencilerin katledilmesi olayın Türkiye'nin yanlış Suriye politikalarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. 33 insanımızın yaşamını yitirdiği, yüzden fazla insanımızın ise yaralandığı Suruç katliamı davasında maalesef tek bir sanık cezalandırıldı. Saldırıya katılmış olan kişilerin üçünün öldüğü iddiası, ikisinin ise firari olduğu iddiası var. Tek tutuklu sanık olan Yakup Şahin bu davada 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Ancak maalesef ki bu saldırının arkasındaki planlayan güç, azmettirici yapı ve gerçek tetikçiler hiçbir zaman ortaya çıkarılmadı. Örneğin bu davada dönemin başbakanı olan ve bu konuda bildikleri olduğunu söyleyen Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesi mahkeme tarafından tüm taleplere rağmen sürekli reddedildi. Bu davada maalesef ki insan hakları savunucuları açısından sonuçsuz kaldı. Hakikat örtbas edildi. Mahkeme tarafından verilen karar acılı ailelerin hiçbirini tatmin etmedi. Suruç'ta ölen gençler kamuoyunda bilindiği gibi Rojava'ya oyuncak götürmek isteyen gençlerdi. Evet, ama onların amacı sadece çocuklara oyuncak götürmek değildi. Onlar bütün dünya için, insanlık için büyük bir tehlike arz eden bir yapıya karşı verilen devrimci bir mücadeleyi de selamlamak için oraya gidiyorlardı. Hepsi çok değerli insanlardı ve emek ve demokrasi savunucuları olarak, hak savunucuları olarak katliamın 9. yılında Suruç'ta yaşamını yitiren insanlarımızın acısını bir kez daha yaşıyor, aileleriyle paylaşıyoruz. Ve her zaman söylediğimizi bir kez daha söylüyoruz. İktidarın savaş politikaları bu coğrafyaya sadece kan, elem ve keder getirdi. Coğrafyamızın tüm halkları da biliyor ki artık tek yol barıştır. Barış haktır, barış hemen şimdi.